Herkese selamlar. Bundan böyle haftanın 4 günü saat 1'e kadar bir gece önceden kalan gün içinde yaşanması beklenen gelişmeler ve medyanın yer vermediği haberlerle ve yorumlarla karşınızda olmaya gayret edeceğim. Umarım takip eder, beğeni ve eleştirilerinizi yollarsınız. Gündemin en sıcak maddesi şampiyonluk yarışı olmasına rağmen yine transfer ve Erden Timur Galatasaray'ın taraftarlarının büyük çoğunluğunun sevgilisi transfer operasyonu için çıkınca sosyal medya Galatasaray haberleriyle yaşamaya devam ediyor. Bu videoda dün ses problemi sebebiyle insanların daha ikinci dakikada kaçtığı videodaki birkaç konu başlığını da Şenol Güneş'in hukuksuz lig değişini de Seyit Mehmet Özkan'ın Altınordu'yu bırakma kararındaki büyük hatayı da Jesus'un yaptığı açıklamaları da konuşacağız. Ama ben bu videoya Ergin Keleş'le başlamak istiyorum. Kanalıma abone olmanızı, beğeni ve eleştirilerinizi yollamanızı rica ediyorum. 17 yaşındayken Dünya Liseler şampiyonu olduğunda Avrupa kulüplerinin radarına giren bu şahane adam, şahane futbolcu Kastamonu Spor'da gol kralı olmuş. Kendisiyle ilgili özel bir video daha yapmayı düşünüyorum kendisiyle konuşmadan. Kendisiyle tanışmıyorum. Rahmetli abim Hakan muhakkak tanımalısın demişti. 2008 yılında o Manisa'da oynar. Ben İstanbul'da yaşarken hiç fırsatımız olmadı ama tanıyoruz. Evimizden biri gibi. Şimdi Kastamonuspor'da gol kralı olduktan sonra adeta şiir yazmış. Önce bir gırgır geçmiş. En son gol kralı olduğumda 17 yaşındaydım. 19 yıl aradan sonra 36 yaşında yeniden bu unvanı kazandım. Çok fazla ara vermeden yeniden bu duyguyu yaşamak güzel. Bu harika istikrarı sürdürsem bir sonraki unvana 55 yaşında ulaşırım diye düşünüyorum demiş. Gülücüğünü koymuş. Ama asıl şiiri burada yazmış. Benim diyen yazarın kullanamayacağı bir ifade, müthiş bir derinlik barındırıyor. Tarihe not düşelim diye onu söylüyorum. Şiir, şiir. Çok net ifade etmeliyim ki bu sezon şahane demlenmiş bir çayın bardakta kalan son yudumu gibiydim. Lan ne denir ki? Eline, ağzına, aklına sağlık. Sosyal medya hesabına girin. İçinde duygu barındıran, rol model olmayı becerebilen bir adamı göreceğiniz şahane paylaşımlarla içinizi de zenginleştirin. Döneceğiz tekrar Ergin'e ama bu videonun öncelikli konusu tabii taraftarın beklediği transfer haberleri. Erden Timur, tarihin en iyi PR çalışmasını yapan ve taraftarın gönlünde taht kuran bir yönetici olarak tarihe geçti. Erden Timur'un İtalya ve Fransa seyahatine çıkacağını Erden Timur'a yakın gazeteciler paylaşmıştı. Herkese eşit mesafede olan kardeşim Burhan Can Terzi ise dün Sporsel'de Galatasaray'ın Arjantin milli takımının efsane isimlerinden Juventus futbolcusu Di Maria'ya senelik 3,5 milyon euro teklif ettiğini, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Di Maria'nın da 5 milyon euro istediğini paylaştı. Bu İtalya ve Fransa seyahatlerine çıkarken ben şunu düşünmüştüm. Zaniolo'yu satacak, Icardi'nin bonservisini alacak, belki Morussan'la ilgili oturup pazarlık yapacak çünkü Galatasaray'ın kiralık çok oyuncusu var. Dönecek. Di Maria benim için de büyük sürpriz oldu. Aslına bakarsanız yılın transferi Icardi olmuştu. Galatasaray seçiminden bir hafta, 10 gün evvel, bir ay evvel bilmiyorum tam olarak konuştuğum Serdar Güzelaydın demiş ki Paris Saint-Germain'den 3 tane oyuncu almak lazım. Sınıf atlasınlar Paris Saint-Germain kurtulmak istiyor. Ben olsam Icardi'yi alırım falan demişti. Yani ya Serdar demişim delirdin. Nasıl alacaksın? Aldılar. Erden Timur kiralama bedeli ödemeden maaşının sadece 750 bin eurosunu ödeyerek Icardi'yi Galatasaray'a kazandırdı. Ayrıca orada Okan Buruk'u da bir tebrik edelim.
Bu yılın transferin çöp olmasında Okan Buruk'un egosantrik düşünmemesi, kibirli olmaması sağladı. Çünkü sezon başında formsuzken ve Gomis takımı sırtlıyorken Icardi sabırsızlanıyor. Galatasaray o krizi çok iyi yönetti Okan Buruk sayesinde. Yöneticilerin de payı vardır elbette. Çift kale yapılacak. Icardi sakatlandı haberini okumuştuk. Biz onun perde arkasıysa şöyle. Çift kalede iki takım belirleniyor. Artık birer santrafor konacak A takıma, yedek takıma. A takım Bipini Gomis'e veriyor Okan Buruk. Ve Icardi hiç kimseye hiçbir şey söylemeden o an yürüyor soyunma odasına. Oradan Arjantin'e uçuyor. Galatasaray yönetimi yok sakatlandı falan diyerek durumu idare etti ve Icardi Türk futbol tarihine gelmiş geçmiş en iyi yabancı oyuncu olduğunu gösterdi. Yani bu enler çok tehlikeli laflar ama ben Drogba'yı gördüm. Dünya Kupası'nda da canlı seyretme şansına sahip olmuştum. Veterandı geldiğimde. Premier Lig'de iki tane gol krallığı olan Robin Van Persie sakattı. Büyük kalite ama bu adam sakat da değil. Arjantin milli takımına alınma işine şaşkınlıkla karşılıyorum. Ama hava topları iyi, her koşusu doğru, pasör, harika kariyerine, zenginliğine rağmen arkadaşlarına karşı kibirli ve ukala değil. Her an oyunun içinde ve taraftarla arasında çok özel bir bağ oluştu. Şimdi Galatasaray Icardi'yi alacak. Ertem Şener bunu bir hafta önce duyurduğu zaman vay canına demiştim. Erden Timur önümüzdeki sene Icardi büyük ihtimalle bizimle birlikte olacak demiş ki ben her futbol severin Icardi'nin transferine sevineceğini düşünüyorum ama burada maliyet meselesi gündeme gelecek. Geçen sene o enfes inanılmaz kontratı yapabilen Galatasaray Paris Saint-Germain'in 48 milyon euroya aldığı bu büyük santraforu ucuz almayı başarırsa ne ala. Çünkü o hala satılabilir. Galatasaray'ın maaş bütçesini dengede tutmak için yapması gereken bir iş daha var. Yine Galatasaraylı taraftarların geldiği zaman büyük tatmin ve mutluluk sağladığı Zaniolo meselesi var. Bonuslar hariç 15 milyon euroya alınan ki muhtemelen o çabuk ve kolay bonuslarla 20 milyon euroyu bulan bu genç oyuncu ne yalan söyleyeyim belki yurt dışında bir takımda düzenli oynamayı başarabilirse 50-60 milyon euroları da bulur bilemem. Ama Galatasaray için potansiyel bir tehlike. Bournemouth 30 milyon euro veriyormuş da gitmek istememiş. Roma'da onu tutmak istemediği için fırsat transferi olmuş. 15 almışlar. Transfer başarısı olarak anlatıldı. Bir de Fenerbahçe devreye girmiş. Fenerbahçe daha fazla para vermiş ve Galatasaray aldı. Çok sevindiler. Yaşasın falan. 2-3 tane şahane gol. Kaç tane harika pasın ardından Zaniolo bir düşüş içine girdi ki gördüğü kırmızı kart 2 maç önce Galatasaray'ın bütün sezonuna bile mal olabilirdi. Eğer talibi varsa ki Ertem Şener'e yine 2 hafta evvel talipleri var demişti. Satılırsa, Icardi ucuza alınırsa o zaman Di Maria'ya çok da itiraz eden olmaz. Taraftarlar gene çok seviniyorlar çünkü Di Maria en son Dünya Kupası'nda Arjantin kupayı kazanırken en iyi oyunculardan biri olarak göze çarptı. 15 senedir gözümüzün önünde. 15 senedir gözümüzün önünde. Yani 15 senedir. Yani yaşı biraz büyükçe. Gelecek. Arkadaşlarıyla İstanbul'da keyif yapacak. Sokağa çıktığında omuzlarda taşınacak. En iyi yaptığı işi yapacak o arada. Futbol oynayacak, eğlenecek ama Galatasaray'ın belki bir lig şampiyonluğuna katkıda bulunacak, belki bir kupaya, belki Avrupa kupalarında yürümesini sağlayacak ama hiçbir şey kazandırmadan gidecek. Zaniolo eğer Di Maria'ya gelecekse satılmak zorunda, satılmalı, aklın yolu bir.
Zanlı Yolu'yu satarak aldığın paraya satsan bile işte Icardi'nin bonservisi ve Di Maria'nın maaşı çıkarsa bu bir transfer başarısı olarak nitelendirilebilir. Çünkü Zaniolo'nun pozisyonuna aşağı yukarı gelecek. Orada bu sezonu iyi değerlendiremeyen ama büyük potansiyele sahip ve maliyeti düşük Yunus Akgün var. Barış Alper Yılmaz var. Herkesin önünde böyle tıkamamak lazım. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ben güzel bir transfer süreci yaşayacağımızı düşünüyorum. Galatasaray'ın yöneticisi Galatasaray'ın şampiyonluğuna 3 gün kala gündemi şampiyonluktan transfere çevirdi. Bakalım bunun faydasını Galatasaray görecek mi, görmeyecek mi? Ben de merakla bekleyeceğim. Şenol Güneş konusuna geçiyorum. Dünkü ses problemi olan videomda söyledim. Şenol Güneş benim çok değer verdiğim bir teknik adamdır. Adana Demirspor maçından sonra bir gazetecinin aynı ifadelerle sorusu üzerine söylediği söz beni çok rahatsız etti. Der ki, bunu suçlamak için söylemiyorum ama bu lig sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig dedi. Hukuk dışıymış ligimiz. Hukuksuzmuş. Ama kimseyi suçlamıyormuş hocam. Bu konularda nasıl bir karar alınmalıydı benim kafamda başından beri vardı. Söylemeye çalıştım ama tartışmanın o tarafına geçmemek için hiç girmedim demiş. Aman hocam, siz Fatih Terim, Mustafa Denizli, Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Aykut Kocaman, siz tartışmaların hiç o tarafına girmeyin. Siz sadece canınız yandığında konuşun. Bu ligimiz hukuk dışı bir lig değildir. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'nu da suçlamıyorum. En çok eleştirenlerden bir tanesi benimdir. Ama yani 7 şiddetinde milyonlarca insana etkileyecek. Resmi rakamlara göre 52 bin kişinin öldüğü, 52 bin dünyanın yıkıldığı bir krizi öngöremediği için ben Türkiye Futbol Federasyonu'nu suçlamam. Hukuk dışıymış da. Neymiş? Ben o konuda konuşacaktım ama konuşmadım. O konuya hiç girmek istemem. Şimdi mi girmeniz? Hukuk dışı diyorsunuz. Sizin gibi kanaat önderi bütün şöhretini, sokaktaki sevgiyi, 5 kuşak sonraki geleceklerinin, torunlarının geleceğini kurtarmış insanlar o konuya hiç girmiyorlar. Sadece canları yanarken konuşuyorlar ama lig hukuki olduğu gibi, federasyonun kararı hukuki olduğu gibi son derece de sportmence. Hiç mi duygu kalmadı sizlerde ya? Cristiano Atsu videosu çekmiştim. Atsu'yu yok mu sayacaksınız diye kimseye kabalaşmadan. Tabii ki her kulübün hakkını aramasını, meşru enstrümanlarla konuları tartışmaya açmasını saygıyla karşılamakla birlikte benim de bir görüşüm var. Benim görüşüm maç sahada kazanılır. Oynanmış ve sahada kazanılmış maçlar yok sayılamaz. Bir de dramatik bir örgüsü var. Atsu hayatının son gününde oynadığı maçın son dakikasında başka bir ülkede takımını galibiyete taşıyan golü attı ve o gece öldü. Rahmetli oldu ülkemizde, bizim topraklarımızda. Deniyor ki Beşiktaş rakiplerine göre iki fazla deplasman oynadığı için bu adaletsizmiş. Ama adaletli olan şeymiş. Onları çıkartacakmışsın, puanları yok sayacakmışsın. Kayserispor'un biri içeride biri dışarıda aldı 6 puan. Giresunspor'un aldığı 4 puan da silinsinmiş efendim. Ya bazıları da canı yanarsa yansın. Yani Giresun düşerse düşsün bu hafta. Ama bizim mağduriyetimiz ortadan kalksın. Sanki hür iradeleriyle bir eylem yapmış ve sonucunda da diğer rakiplere fırsat sağlamış gibi konuşuyorlar. Ya olur mu? Emeğe saygı, rakibe saygı şart. Ölüye de saygı şart. Taner Sabut cenazesi günler sonra bulundu.
Hatayspor sportif direktörü çok sevinmişti. Boşa sevinmiş mi olacak? Hiç mi borcumuz yok bu insanlara? Ama rakiplerimiz az deplasmana çıktı. Siz yenseydiniz, Türk futbolun temel problemi bu. Tam tersi olsaydı, ya kimsenin günahını da almak istemiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe birer puan, Beşiktaş 6 puan da çıkmış olsaydı onlarla oynadığı maçlardan tam tersi konuşmaları duyacağıma da emin gibiyim. Kimse kusura bakmasın ama yine de günahını almak istemiyorum. Bu bir iddia değil. Hep biz adalet isteriz ama bize doğru yontulsun o adalet isteriz hep. Ben size sadece Volkan Demirel'in, Atsu'nun ve diğer arkadaşların her yere savrulan giden insanların Gaziantep'lilerin emeğine saygı göstermesi, onların kazandığı puanların geçmişte yapılan Samsunspor, Elazığspor ve pek çok takımda olduğu gibi oynanmışlar maçlar kabul edilir, oynanmamışlar edilmez. Ama buradaki mesele şu. Bu değil. Şenol Güneş çok saygı duyduğum bir adamdır. Dünya üçüncüsü olduğumuzda biz dünya üçüncüsü olduk. Dünyanın en iyi üçüncü futbol ülkesiyiz, çalışmalıyız demişti. Şenol Güneş, Mustafa Denizli 38 yaşında hem Galatasaray'ın milli takımı çalıştırırken İngiltere'ye kazanmak için gidiyoruz. Dünyanın her takımıyla başa baş oynayacak 11 Türk genci bulurum demişti. Fatih Terim'in yaptıkları da ortada. Biz bunlara hep çok yüksek yüksek değerler atfettik. İşte Aykut Hoca falan. Konuşmuyorlar ha. Canları yanmadan konuşmuyorlar. Bir arada da konuşmuyorlar. Topluma karşı da konuşmuyorlar. Sadece mağdur olduklarını düşündüklerinde laf atıp hop kaçıyorlar. Olmuyor. Ergin Keleş o yüzden benim için çok kıymetli. Milli takımdaki Kunt meselesiyle ilgili de konuşacağız. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun neden Türkiye Futbol Federasyonu'nu yönetmemesi gerektiğini gösteren bir ipucu. Türkiye Futbol Federasyonu ligi düzenler ama onu ancak şöyle değerlendirebiliriz. Yayın gelirlerini arttırdı mı milli takım başarılı oldu mu? En sağlam iyi. Bir de hakemler başarılı oldu mu? Kunt saçmaladı. Lüksemburg'la Faroe Adaları, Lüksemburg'la berabere kalıp Faroe Adaları'na yenildikten sonra ne abartacak bir şey yok. Türk futbolunun seviyesi bu dedi. Kimse ona özür diletmedi. Benden başka kimse kafayı takmadı. En azından federasyondakiler takmadı. Sonra oyuncular Kuntz'u şikayet etmeye başladı. Kuntz bütün bunları biliyor. Sonra Abdullah Avcı Mehmet Büyükekşi ile anlaştı. Milli takım başına geçiyor haberleri çıktı. Mehmet Büyükekşi çıktı Anadolu Ajansı'na şu an hocamızla devam ediyoruz yola dedi. Ama biliyoruz ki 28 Mayıs'taki seçimden sonra teknik direktör değişecek. Şimdi federasyonun içinde de oy birliği olmadığını tahmin ediyorum. Ve büyük bir acemiliği, büyük bir skandalı sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim ya da tüm kulüplerin yönetimleri kararları kendileri alırlar. Oyuncuya dayanarak, danışarak da karar alınmaz. Müslüm Özmen iki yerden doğrulattığım için paylaşıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Antep FK'dan gelen ve çok sevilen bir insan. Hakan Çalhanoğlu başta 5-6 tane oyuncuyu arayarak biz şu hocayla çalışmak istiyoruz onunla çalışır mısınız demiş. Görüşlerde çatışıyor diğer yönetim kurulu üyeleriyle. Başka bir video konusu olduğu için isim vermiyorum. Oyuncular da evet demiş. Bu milli takımın başına geçebilecek Türkiye'de bir elin parmakları kadar teknik direktör var. Siz futbolcularınızı manipüle edemezsiniz. Görüşünüzü savunmak için futbolcuları aparat olarak kullanamazsınız. Siz futbolcuya Fatih Terim'i, Aykut Kocaman'ı, Abdullah Avcı'yı, Sergen Yalçın'ı, İlhan Palut'u kime sorarsanız sorun ona çalışır mısınız diye %99,9 tabii çalışırız niye olmasın falan der. Ama bir de şaşırır. Siz
Oyuncuya dayalı düzen kurmak istiyorsunuz. Oyuncu şikayet ediyor. Hoca gönderiyorsunuz. Oyuncuya sorarak hoca getiriyorsunuz. Böyle yönetilmez bu iş. Bu beş ismin de ciğerine kadar biliyorsunuz. Nasıl antrenman yaptırırlar, antrenörüyle ilişkisi nasıldır, sporcuyla ilişkisi nasıldır, medya ile ilişkisi nasıldır, yöneticiyle ilişkisi nasıldır, çalışma prensipleri nasıldır, hangi oyun felsefesiyle oynuyor. Ne demekmiş ya oyuncuya sormak? Messi olur da sorarsınız. Çünkü Messi kapris yaparsa takım performansı %50 düşer. Bazen Messi'ye sorulur ama futbolculara milli takım formasını tapıladığınızda bizim mi haberimiz yok? Çok büyük hata, çok büyük hata. Ve milli takım teknik direktörü değişecek. Siz futbolcuya soracağınıza onu soracağınız kişi belli. Sayın Tayyip Erdoğan. Gerisi hikaye. Siz kime sorarsanız, ne kararı alırsanız alın, oraya sormak ve onay almak durumundasınız. Şimdi bir de Altınordu meselesine dönelim. Altınordu Avrupa kupalarında olmayı hayal ettiği 2023-24 sezonunda ikinci ligde mücadele edecek. Seyit Mehmet Özkan da şok bir kararla takımı devredeceğini söyledi. Diyor ki, yoruldum kelimesi çok yetersiz kalır. Ben bittim. Dünya gözüyle hepinize helalleşmek istiyorum. Kıdem tazminatlarınızı hepinize altı taksitle ödeyeceğim. Kulübü devredeceğim. O birileri kim ise ben de bilmiyorum. Bundan sonra sizlerle çalışmak isterse önce sizi davet eder. Evet, çalışmak. Kimle çalışmak isterse onu davet eder. İşinize gelirse çalışırsınız, gelmezse çalışmazsınız. İşte Altın Ordu'nun düşmesinin sebebi. Burada bile bu kadar duygusal ve yorgun olduğu bir dönemde bile bir üstten bakış, bir rest var. İsterse çalışır, isterseniz çalışırsınız, istemezseniz çalışmazsınız. Bu koşullar kardeşim, sabah 5'te gideceksiniz, gece 11'de gideceksiniz. İstersen çalış, istemezsen çalışma. Bu bile Altınordu'daki mutsuzluğun ve düşüşün sebebini gösteren ipuçlarından bir tanesi. Şirketi devredeceklermiş. Ama bundan tam 2 ay evvel Hasan Özer'le yaptığı imza töreninde diyor ki, bir tek hedefim var. Altınordu'yu benden sonraki nesillere kurumsal bir şekilde nasıl götürürüm? Hedef buymuş. Kurumsal şekilde nasıl götürürüm benden sonraki nesillere? Aradan 2 ay geçiyor. Bittim. Birilerine satacağım. Altınordu felsefesiyle yürüsün. Yok öyle. Neden böyle oluyor biliyor musunuz? Hem Seyit Mehmet Özkan'da, hem Ali Koç'ta, hem Murat Sancak'ın o 3-4 sene birincilikten çıkmak için yüz milyonlarca lira harcadığı dönemde, hem muhtemelen Yüksel Yıldırım'da, patron kulüplerinde, patron ne derse olur. Ama bizdeki patronlar yanlarında başkanım çok iyi düşününüz, başkanım siz süpersiniz, başkanım tabii diyen insanlarla dolaştıkları için, insanların bilgisine, görgüsüne inanmadıkları, o insanlara süre vermedikleri, o insanlara alan vermedikleri için böyle oluyordu. Altınordu'nun tarihin en başarılı iletişim çalışmalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Felsefe şahane, iyi insan, iyi birey, iyi futbolcu. Mehmet Seyit Özkan'ın yaptığı yatırım ayakta alkışlanacak cinsten, 35-40 milyon euro harcayıp bu kadar harika sahalar yapmak şahane. Ama bu nedir? Nitelikli, itiraz edebilen, itiraz etme potansiyeline sahip herkesi kovarsanız, kovarsanız, değersizleştirirseniz, korkutursanız, yalnızlaşırsınız. Her işi siz yapamazsınız Sayın Mehmet Özkan, Ali Koç, Yüksel Yıldırım, Murat Sancak, Süleyman Urma yapabilir. Çünkü o çaresiz. Onun ne sizin gibi sınırsız serveti, ne ekonomiyle
yanına çekebileceği profesyonel ordusu var. Onun kıt kaynakları olduğu için kendi doğrularıyla yanlışları yürür ama siz kurumsallıktan bu kadar bahsederken siz bunları yapamazsınız. Seyit Mehmet Özkan bunca yatırıma rağmen, milli takımlara bu kadar oyuncu kazandırmasına rağmen hepimizi kandırmış durumuna düştü. Cumhurbaşkanından spor bakanlarına, tüm kulüp, büyük kulüp başkanlarından, tüm kulüp başkanlarına ve medyasına herkes Altınordu'ya bir sempatiyle baktı. Olan büyük hatalar ya görülmedi ya duyulmadı, araştırılmadı. Çünkü o Türk çocuklarına yatırım yapan, genç oyuncuyu parlatan, onların eğitimi için çaba sarf eden bir kurum olarak algılandı. Tarihin en başarılı iletişim çalışmasıdır ama algı gerçeğin önüne geçti. Mehmet Seyit Özkan vazgeçemez, devredemez. Eğer ki devredecekse bunu devredeceği yer Altınordu Spor Kulübü Derneği'dir. Çıkıp açıklamalıdır. Ben buradayım, hiçbir yere gitmiyorum, kulübü devretmiyorum. O kaliteli insan kadrosunu tekrar kuruyorum. Ya bu ne acı bir şey. Sezonun bitmesine 4 maç var. Dua ediyorsunuz takımınız puan alsın. Personelden, profesyonellerden bahsediyorum. İşte Rizespor yansın, kümede kalsın, Erzurum kaybetsin, biz yaşayalım. 4 gün önce başkan diyor ki hepinizi işten çıkarıyorum. Ya da yani çoğunuzu işten çıkarıyorum. Yeni alanlarla ister çalışırsınız, ister çalışmazsınız. İşsizsiniz. Ve başkan diyor ki bundan 2 ay evvel bir tek hedefim var, Avrupa'yı benden sonraki nesillere kurumsal bir şekilde nasıl götürürüm? Sayın Mehmet Özkan, Ali Koç, Yüksel Yıldırım, Murat Sancak ve diğer tüm sahipli kulüp başkanlarına söylüyorum. Ya kulübünüzü kurumsallaştırın ya da kurumsallaştırmaktan bahsetmeyin. Herkesin işine başkan karışırsa orada kurumsallaşma falan olmaz. Başkan rapor alır. Haftada bir alır, ayda bir alır. O kadar. Hata yapan her insan kovulmaz. Hata yapan insanlara ya bunu yanlış yapmışsın der. İlk amiri, onu da başkan söylemez. Lütfen buna özen göster. Tekrarı halinde uyarılan insan çıkartılır. Bu değil. PlayStation değil ki bu ya, insan hayatı. Seyit Mehmet Özkan Altınordu Kulübü'ne yaptığı bunca yatırıma rağmen Altınordu Kulübü'ne borçludur. Ben Süper Lig'e çıkmak istemiyorum diyen bir başkan da görmek istemiyorum. Altınordu Süper Lig'e yakışacak bir kulüptür. Herkese selam ve sevgiler. Görüşmek üzere. Bundan sonraki yayınlarda sürçülisan ettiysen affola.